Ben bunun içine zeytinyağı koyacağım. Biraz sarımsak. Şöyle patateslerimi attım. Yağın içinde kısık kısık pişecek. Eğer çok yüksek pişerse ne olur? Kızartma olur. Direkt patates kızartması olur. Konfide hep düşük ısıda gideceğiz. 60-70 dereceleri geçmeden içinden böyle ince ince baloncuklar çıkacak. Asla kaynamasını istemiyorum. Sarımsak koyuyorum. Bir parça kekik koyuyorum içine. Şöyle lezzet versin. Zeytinyağımı alıyorum. Bu zeytinyağı devamlı kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü hiçbir zaman trans yağ formuna geçmiyor. Yani yakmıyoruz. 60-70 derecenin üstüne çıkartmıyoruz. Şöyle arkaya bırakayım. Kısık ateşte. Önce birazcık arttırıyorum ısıyı. Biraz sonra kısacağım ama dediğim gibi sadece baloncukları görmek istiyorum içinde. Yaklaşık bunun pişmesi 1 saat kadar alacak. Şöyle altını iyice kıstım. Hatta biraz sonra şöyle köşeye alacağım. Ateşi yandan yandan alsın isteyeceğim. Biraz daha ısınsın. Devamlı parmağımı sokuyor olabilmem lazım. Şu an yaklaşık 40 derecelerde vücut ısısında. İnce ince kabarcıklar, köpükler gelmeye başladı. Şöyle hatta yana da alayım. Çok basit bir portakal sosu yapacağız yanına. Portakallarımı sıkıyorum. Hazır portakal suyu kullanmayın bu sos için. Portakalları sıktım. İçine bir dalda biberiye atıyorum, taze biberiye atıyorum. Fazla atmayın, zira fazla atarsanız biberiye çok öne geçecek. Şöyle şunu da arkada koyayım. Amacım bunu sos kıvamına, yani kaşığın altını, arkasını kaplayacak kıvama getirmek. Altını açıyorum ve kısık ateşte hafif hafif çektiriyorum. Şimdi dana prosciutto'larımız var. Görüyorsunuz balığımızın bir kısmı çok ince ve giderek kalınlaşıyor. Tam ikiye bölüyorum. Ve şöyle bir parça yapıyorum. İkisinden bir parça yapıyorum. Şu kenarını iyice keseyim. Daha da güzel olsun. Prosciutto'ları ya da pastırmaları yan yana koyuyorum. Kenardan biraz mesafe kaldı, sorun değil. Kendime doğru iyice sıkıştırıp şöyle bir rulo haline getiriyorum. Bu arada portakalımız ısınmaya başladı. Çok da fazla hep gözünüz üzerinizde olsun. Tek başına bırakmayın. Yoksa yanacaktır. İçinde çünkü portakalın doğal bir şeker var. O biraz sonra ortaya çıkacak. Bunu da kenara alalım. Biraz sonra pişireceğiz bu şekilde. Kabuklarıyla beraber kesiyorum. İnce ince, yarım santim kalınlığında kesiyorum. Patateslerimi de öyle keseceğim. Daha sonra şöyle küçük küçük halkalar, diskler çıkartacağım içinden. Patateslerimi de tıpkı bu şekilde keseceğim ve tabağımı bu şekilde yapacağım. Şimdi pancarlarım hazır. Portakalım olmak üzere. Patateslerim pişiyor. Gelelim biz balığımızı pişirmeye. Zeytinyağı kullanıyoruz her zaman olduğu gibi deniz mahsullerinde. Portakal sosum oldu. Belki görüyorsunuz şöyle. İstediğim kıvama, rengi, o şurup kıvamına geldi. Dediğim gibi altını önce koyun ki orası mühürlensin. Bir zarfı mühürlediğiniz gibi orayı mühürleyin. Daha sonra rahat rahat çevirebilirsiniz. Şöyle yanını çeviriyorum. Biraz sonra 200 dereceye gelen fırınımda bunu bitireceğim. Her tarafına şöyle bir renk veriyorum. Amacım her tarafını bir renklendirmek. Şimdi üstü kaldı. Üstüne de birazcık yağ atıyorum ve bu kızgın yağ ile pişiriyorum. Hadi bunu bir kaba alıp fırınlayalım. Şöyle bir kaba alıyorum. O kopma noktasından, ayrılma noktasından, mühürlediğimiz noktadan fırında dağılmasın, açılmasın. Dediğim gibi fırınımızı atıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar atıyoruz balığınızın büyüklüğüne göre. Onu da tıpkı pancarımızı kestiğimiz şekilde küçük küçük keselim. Balığım da olmak üzeredir. İsterseniz tabağımızı da yapalım, direkt balığımızı üstüne koyalım. Şöyle patatesleri ortaya diziyorum, balığı tak diye üstüne koyacağım.
Diğer parçalarım var. Onları pancar ve patatesleri birleştiriyorum. Hadi balığı alıp balığı da tak diye yerleştirelim. Şöyle yine kibarca alıyorum. Üstüne koyuyorum. İsterseniz dilimleyebilirsiniz de. Portakal sosumuz vardı, onu da alalım. Şöyle tabağımıza biraz da üstüne koyalım. Birazcık da mikrofilizlerimizden kullanalım. Tarhun, özellikle mini tarhun da çok yakışıyor. Normal tarhun da kullanabilirsiniz balıklarınızda. Biraz maydanoz, balığın olmazsa olmazı. Oldukça komplike bir tabak oldu.